Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Recep Maraşlı'nın yayınlanmış kitapları. Hangi tarihlerde Diyarbakır cezaevine götürüldünüz? Ben Diyarbakır cezaevine 1983 yılında Metris, İstanbul Metris Askeri Cezaevine sevk edilerek geldim. Bu cezaevi hakkında neler biliyordunuz? Oraya gelmeden önce Diyarbakır cezaevinin hakkında bayağı geniş bir malumatım vardı. Çünkü cezaevinde neler olup ilgili dışarıya enformasyon vermek amacıyla bir cezaevi ülkeni çıkarıyor. Ve içeriden avukatlar aracıyla, Taliban sanıklar aracıyla gelen tüm raporları falan derleyip bir rapor haline getiriyor. Ve Diyarbakır cezaevi ilgili bayağı oldukça geniş bir bilgim vardı. En detaylı bilgiyi de Diyarbakır cezaevindeki bütün üste kadar hemen hemen hepsinin avukatlığını yapmış olan bir büronun yöneticisi olan Avukat Şerafettin Kaya yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldı. Bir ağır işkenceler gördü. Çıktıktan sonra da yaşadıklarını bir rapor halinde bize göndermişti. Ben o zaman bağlı olduğum örgütün, Rızgar örgütünün sorumlularından biriydim. Onun o verdiği raporu okuduğum detaylarına kadar tabii tüylerimize kadar ürpererek onu doktor ettik, yayınladık. Dolayısıyla sonra gelen bilgilerden de bayağı haber aldım. Size göre Diyarbakır cezaevi nedir? Diyarbakır cezaevi o zaman için bana göre 12 Eylül Cuntası'nın Kürt halkının kalbine bir korku salmak için özellikle inşa ettiği bir korku odağıydı. Yani ölüm korkusu bir insan için somut nasıl bir şeyse Diyarbakır cezaevi de toplumsal anlamda, siyasal anlamda baş kaldıran bir şeyler isteyen bütün toplum için bir korku odağıydı. Yani somut, elle görülür, gözle görülür bir korku. Ben dışarıdayken diyelim ya da başka zamanlarda işte Diyarbakır cezaevinde neler oluyor, bunları dışarıdan atmak gerekir, keşfetmek gerekir, insanlara bunun ne olduğunu atmak gerekir derken sonradan şunu fark ettim, devlet zaten bunu istiyor. Yani devlet Diyarbakır cezaevinde ne kadar vahşi olduğunu, ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar gözü kara olduğunu bilinmesini istiyor ki bu yaptığı şeyler toplumun yüreğine korku salsın. Ancak bu korku vesilesiyle onları biraz frenleyebilir, engelleyebilir. Hatta ben öyle olaylar biliyorum ki Batı bölgelerinde tutuklanmış birçok kişi sırf Diyarbakır cezaevine gitmemek için
yani davası oraya alınması için ithaf ediyordu. Çözülüyordu. Sırf İstanbul'da kalsın, Ankara'da kalsın, Diyarbakır'a gitmesin. Veya dışarıdaki insanlar sırf Diyarbakır korkusuyla yurt dışına kaçıyorlar veya siyasi faaliyetlerini eriteliyorlar. Onun için inanıyordum ki bu korkunun mutlaka aşılması lazım. Yani benim kafamdaki olgu bu korkunun kendi tersine dönmesi lazım. Bu korku insanları yenmesi lazım. İnsan nasıl ölüm korkusunu yenerek veya ona içselleştirerek aşabilirse Diyarbakır üzerindeki korkuyu da ancak onun üzerine giderek aşabilir. Ama nasıl olacaktı, nasıl yapılacaktı? Tabii elimizde daha önce bir örnek yok. Ancak bunu yaşayabilir. Bir de insan kendisiyle ilgili bilgileri de ancak yaşayacak diyor. Yani. Örneğin bir işkenceye girdiği zaman direnebilir mi, direnemez mi? Bir yakın ile ilgili kendini bir şantaj yapalım, bununla ilgili bir tepki nasıl verir? Bunu kendisi de bilmiyor. Ancak konuyla karşılaştığı zaman kendisini tanır veya başka bir refleksle onun yerine geçebilir. Diyarbakır'da böyle bir şey. İnsanlar her türlü yolu deneyerek bunun bir biçimde açmaya çalışırlar. Benim için avantajlı olan böyle bir hazırlığımın olmasıydı. Yani neyin içine düştüğümü, neyin içine gireceğimi biliyordum. Ve giderken de bizim beraber gittiğimiz arkadaşlar mutlaka biz direnenlerin içine gitmeliyiz. Onları İstanbul'la ilgili, diğerlerle ilgili enforme etmeliyiz. Onları verdiğimiz bilgilerle biraz daha cesaretlendirmeliyiz. Onun için kafa tutmalıyız. Yani bize yapılacak başkaları karşısında bizi direnenlerin içine alsınlar. Teslim olanları koğuşların içine normal yerlere atmasınlar diye böyle bir kenarımızda konuşmuyor çok da. Hatta gider gitmez herhalde 5 Eylül direnişinin ön hazırlıkları olmuştu ki bize çok fazla dokunmadılar. Bir hoş geldin dayağı attılar. Bayağı bir şey attılar. Sonra sen işte hangi koğuşa gitmek istersin falan bildiğimiz faslı var onların. Ben de seni bir hasta koğuşuna verelim. Sen meclisten geliyorsun o zaman açık evden çıkmışsın falan. Hangi koşu istersin? Veremli mi işte? Kanserli mi? Neli koşu istersin? Ben de hiçbir gün istemem demiştim. Sizi hangi koşa verdiler? Beni bir koşun önüne götürdüler. Koş kapısı açılma içeriden müthiş bir bağırtı koptu. Akrama bir bağırtı ve gümbürtü koptu. Dedim herhalde beni deliler koşuna verdiler. Çünkü girerken sormuşlardı hangi koşa gireceksin diye. Böyle ittim, bir iki adım geri çekildim. Ondan sonra içeri girdim, baktım herkes durmuş. Meğerse kapı açık, gardiyan dikka diye bağırınca, içerideki de olunca havada dikka diye bağırıyor ve herkes olduğu yerden yere atlıyor. Ayağını son gücüyle yere vuruyor, bağırıyor diyor. Emre komutanım, bu akranmaz bir şey bu yani. Bakıyorsunuz ki herkes püt gibi duruyor, çünkü delilenmiş herhalde, deli koğuşu, delermiş. Yani bu kadar reformasyonlara rağmen içeri neler olup bittiğini tam anlayamıyorsunuz. Ancak olduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Koğuştaki insanlarla konuştunuz. Olan bitenleri öğrendiniz. Nasıl düşünmeye başladınız? İkincisi ben Diyarbakır'da yatan insanlara karşı kendimi her zaman borçlu hissettim. Çünkü ben 2 yıl hakkında dışarıdaydım ama bizim bulunduğumuz şartlar biraz daha iyiydi. Yani yine askeri yaptırımlar vardı ama Diyarbakır'la kesinlikle kıyaslanamaz. Şöyle düşünün, biz aynı idealleri paylaştık. Ülkemiz özgür olsun, işte eşit biçimde yaşayalım. Kim bir sosyal düşünce, kim bir demokratik düşünce, kim bir ulusal mantık düşüncesi ama her halükarda benzer düşünceler taşıyorsunuz, benzer şeyler yapmışsınız ama Diyarbakırlılar sizden kat kat mevki, yani mistik görülmeyecek işkencelere uğruyorlar. Siz daha hafif geçiriyorsunuz. Bu size eşitsizlik geliyor. Yani bir haksızlığa uğruyorsunuz gibi geliyor. Dolayısıyla kendimi oradaki insanlara karşı bir borç hissediyordum. Benim oradaki davranışlarımın morsalarına katılma, denizine katılmadaki en önemli etkilerden biri buydu. Kendimi hem halka hem de oradaki insanlara karşı borçlu hissetme. Yani ben de vasfiyon bir yerine geçmem gerekir. Ben de sizin çektiğinizin bütün acıları çekmem gerekir. İşitlemeyim. Yoksa vicdan azabı duyuyorum. Yani oradaki insanlar açken veya zulüm görürken kendini geri çekmek. Asıl zulüm bana o geliyordu. Ancak onların içine gittiğim zaman rahatlıyordum ve o beraber olmak bana daha ruhumu sakinleştiriyordu. Kendimi daha mutlu hissediyordum diyelim. Yani fiziki olarak acı ama
ruhen mutlu, ruhen daha uyumlu görüyordum. 5 Eylül 1983 direnişinde Diyarbakır'daydınız. Neler hissettiniz? 5 Eylül direnişiyle 83 direnişi arasındaki bir farkı ben söylemek istiyorum. 5 Eylül sabahı uyandığımda hiç düşünmedim, aklıma gelmedi. Baktım ki aynı İstanbul'daki diğer yerlerindeki bir slogan sesleri geliyor. İşte bağırtılar geliyor. Ben birdenbire kendimi çok mutlu hissettim. Yani bir şey, sanki rüyaya uyanmış gibi. Korkunç bir sevinç. İnsan ancak bir devrimi yaşayabilirse ya da bir isyanın içinde olabilirse bu kadar mutlu olabilir. Çünkü bakıyorsunuz bir gün önce size bağıran çağıran gardiyanların sesi düşmüş. Artık hani yere basıp bağırarak kalkanlar var ya, sus yavaş yavaş diyorlar gardiyanlar. Efendi efendi konuşuyorlar. Bu isyanın onlar üzerinde size korku yaratan o aykırısının üzerinde yarattığı etkiyi gösteriyor. Müthiş bir büyük mutluluk getiriyor. 84 direnişi ürkütü bir direnişti. 5 Eylül direnişi ise bir yanı örgütlü, bir yanı da örgütsüz. Yani başıbozuk bir isyan ama dedim 35-30 saatlik koğuşta kalanlar arasında örgütlü ama koğuş kısmında kalanlar için herkesin kendi özgürleşmesiydi. Herkes kendi içinden geldiği gibi isyan etti. Kendisini bağımsızlaştırdı ve herkes koğuşun içinde belki organize vardı ama koğuşlarında organize yoktu ve dolayısıyla kendiliğinden bir baş kaldırıyordu ve ben bunu çok önemsiyorum. Bunu yaşamış olmak benim için büyük bir deneyim, büyük bir yani ayrıcalık gibi geliyor bana. Dolayısıyla devlet aslında bu direnişteki her insanın kendi özgür böyle isyan gücünü terimlemek için tuttuğu şeyle, liderlikle isyan eden kitleyi birleştirdi. Çünkü dedi ki ben bunları birleştirirsem belki daha kolay zaptayabilirim. Tuttu 35-36 koştaki belli başlı lider konumdaki arkadaşları koşlara gönderdi. Bunları sakinleştirmek için. Kendisi başa çıkamadı çünkü. Ancak ondan sonra işte tamam bizim liderlerimiz, bizim öncelerimiz 35-36 koştaki arkadaşlardır. Onlarla görüşün, pazarlık yapın. Onlar ne karar verirse biz onlara uyacağız diye bir şeyle. Dolayısıyla direnişi emir komiteye aldığı andan itibaren de şey yapabildi. Yani bir belli şeye sokabildi. Dolayısıyla 5 Eylül direnişi bana göre bütün direnişlerin şeyidir. Çağırır. Çünkü bütün insanlar kendi içinden ki korkuyu atmıştır. Kimisi kafasını duvara vurmuştur, kimisi kendini öldürmeye çalışmıştır, kimisi gardiyanın boğazını sıkmaya çalışmıştır. Yani boşan, dizginlenemez bir şeyin, bir depremin açığa çıkması gibi bir şeydir. Sizin de içinde yer aldığınız 1984 direnişini nasıl değerlendiriyorsunuz? 84 direnişi ise tamamen tekrar eski o vahşet döneminin ve insanın özgürleşerek üzerine attığı toprağın geri gelme tehlikesine karşı planlı, örgütlü işte gelen bir tehlikeyi göğüslemek. Şimdi yeni bir şey. Burada bir tecrübe söz konusu. Bir 5 Eylül tecrübesi var. Bir de o 81 döneminde işte hani yeni yeni kurallar dayalırken insanlar ne olacağını bilmiyorlar, önlerini göremiyorlar. Belli bir şey de yok, model de yok önlerinde ne yapılacağına dair. Bütün bunlar aşılmış. Hem önlerinde modeller var, teslim bulduklarından başlarına ne gelecek var. Hem de direnişi her zaman nelerle karşılaşacaklar var. Bunu biliyorlar ve dolayısıyla bunun ikisini yarattığı hem tedirginlik hem de bilinç karşılığı bir örgütlülük söz konusuydu. Gözlediğim kadarıyla bazı insanlar korkuyorlardı yani çünkü acaba eski hissi gibi yeniden üzerimizde bir şey gelecek mi, vahşet dönemi gelecek mi? Acaba direnişin başarılı olacak mı? Böyle bir tedirginlik de var kitlede. Ben çünkü koçlarda çoğusunu yaşadım bu 80'li direnişin. Bir kısmı da tabii bütün bu birikimin şeyiyle artık bizim eski dönmek gibi kesinlikle bir şeyimiz yoktur, tercihimiz yoktur. Ne olursa olsun bir daha o döneme dönmektense öleceğiz de hepimiz. Herkeste bu kararlılık vardı. Siz neden bu direnişin içinde yer aldınız? Benim için ise kişisel anlamda kesinlikle bu direnişin içinde yer alman gerekiyor. Yani ben için ölüm ya ölüm tercihi bu direnişin dışında kalmak, onları seyretmek olurdu. Ama ben yaşamayı tercih ettim ve onların içine yer aldım. Koğuşlarda haber salındı işte.
teklif hepsine dağıtması, yeniden kural dayatması, yeniden marş, yeniden bu 81 dönemine dönme dayatması başlayınca Koç'ta da ölüm orucuyla karşılama gibi bir planlamaya gidildi. Ölüm orucuna katılmak isteyen arkadaşlar diye ben hemen öne çıktım ki ben ölüm orucuna katılmak istiyorum. Fakat tanımıyorum cezaevinde. Hani orada oluşum 4-5 aylık tanımıyorlar bu arkadaş kimdir falan diye. Soruyorlar diyorlar Recep Murat kimdir tanıyor musunuz? İşte ben tanıyan eski arkadaşlar demiş, diyorlar ki bizim tanıdığımız bildiğimiz arkadaştır. Yani bu işi götürebilir. O, öyle onların da referansıyla yani tanıdığımız birisi diye ilk grubun içine girdim. Ölüm orucu grubun içerisine girdim. Tabii bu ne Beşerli benziyor ne de 81 denemeler benziyor. Koş koş yavaş yavaş onlar da hani diğer cezalarındaki dirençlerden kendi denemelerinden bir sürü pratikler elde etmişler ve böyle adım adım geldiler üzerimize. Koş koş bastılar, işte hoparlörler koydular, her gün yayınlar, her gün şeyler koşlar bastılar böyle kendim şey. Sizin bulunduğunuz koğuşa da baskın yapıldı mı? Bizim koğuşa tam 15 gün sonra sıra geldi. Yani her gün hem açıklarımız ölüm orucundayız, hem sabahtan akşama kadar marş sesleri, dışarıdan hoparlörle verilen diğer koğuşlardaki baskınlar, hafolar, bağırsılar, hem de o tedirginlikler ne zaman koğuşuna gelecekler diye bu tedirginlikle şey yaptık, bekledik. Tam 15 gün sonra bizim koğuşa sıra geldi. Bekliyoruz tabii. Hadi isfaiye araçları su sıkmaya, işte yangın söndürmeye, klaslarla, coplarla askerler hani alıp götürmek için teşkilatlı bekliyorlar falan filan diye. Ben o arada şey düşündüm, artık bununla bizim sağ çıkmamız mümkün değil. Çünkü kendisini yakmaya hazırlanan arkadaşlarımız var. Başka eylemler yapmak, yani teslim olmaktansa her türlü çılgınlığı yapmaya hazır bir potansiyel de vardı kendi içinde. Dolayısıyla biz bu şeyden sağ çıkma çünkü 15. gündür de ölüm orucunu olacağız diye düşünüyorduk. Neyse büyük bir abiden sonra böyle 4-5 saatlik bir abiden sonra ki taraftan bizim koğuşa girdiler. Su sıkmalar, yangın şeyler, işte ranzalar tahta olduğu için yapma mahkuma olaylar da oluyordu ve bizi alıp götürdüler. Tabii biz hasta olduğumuz için en son bizi götürdüler. Koridor kuruyorlar iki taraflı. Ellerinde coplar, kalaslar, şunlar bunlar. O koridoru şey, koğuştan, o 5. koğuş dediğin yere kadar da vuruyorlar size. Kimin ayağına tekrar, kimin ayağına kalas çok geliyorsa vura vura götürüyorlar. Ben dedim herhalde biz bundan sağ çıkmayız ama insan çok dayanıklı fiziki olarak da. Yeter ki şey olsun. Baktık ölmedik. Yani bu da insana biraz güven veriyor. Şeye götürdüler. Orada bize teklif elbise giymeye çalıştılar. Gene giymedik koşarlar. Orada işte giyenlerle giymeyenler arasında bir şey oluyordu. Orada görüyorsun bazen işte zayıflık gösterenler oluyor. Mesela Karlı Şekil senin yanında eskiden direneceğini zannettiğin insanlara bakan orada elbise giymeyi kabul ediyorlar veya şey yapıyorlar veya başka zayıflıkları gösteriyorlar ama neticede bir ayrışma oluyor. O ayrışmanın kısaca bizi şey içerisinde, ölüm orucu süreci içerisinde hemen 6-7 koğuş değiştirdiler. Yani 6-7 defa koğuş işte oradan ösürüldük, oradan ösürüldük ve her defasında da şey oldu. Yani diğer koğuşlar hepsinin baskını bitmiyor ya, her baskını duyuyorsun, her baskından sonra hanımlardan bağırtı, çarşılarla, bağıra çağıra yapılan şeylerle, bilgilendirmelerle şey falan arkadaş terk etti veya arkadaş yaralandı, hastane kaldı. İşte orada ölen arkadaşlarımız var, Remzi Aytürk'tür, işte Necmettin Büyükkadir vesaire. Böyle ölüm haberleri de geliyor sürekli. Thank you.
Cezaevi idaresi bir yandan koğuşlara baskın yaparak tutukluları öldürüyor, diğer taraftan ölüm orucu sürüyor mu? Bu gerginlik içerisinde şeylerimiz devam etti. Ölüm orucu devam etti. Ölüm orucu hakkında ne düşünüyorsunuz? 49 günlük bir de deneyiminiz var. Neler söylemek istersiniz? Ölüm orucu böyle çok mümkün bir şey değildir aslında. Bizim bu şeyimizde yani ruhi böyle bir Tanrı ile senin aranda bir sufi bir şey yok. Zaman zaman bunu sorularla çok karşılaşmıştır. İnsan kendisiyle de hesaplaşıyor. Acaba bu intihar mıdır? İntihar aslında insan bir sefer karar verir. Yani çok büyük birikimleri olur ama bir sefer karar verir ki ben artık dayanamıyorum veyahut da prosesi ediyorum ve bir seferlik bir karardır. Uygularsın ve uygulayamazsın ama ölüm orucu öyle değil. Her gün, her an o kararı vermen lazım. Yarışmalıyım, devam etmeliyim. Devam etmekle kaçmak arasında bir kapı var. Gidiyorsunuz elini yıkamaya. Hiç arkasına yüzüne bakmadan da hemen kapıdan sırçıp gidebilirsiniz yani. Aranızda öyle çok büyük bir duvar yok bitmek için. O kararı her gün vermeniz lazım. Her an vermeniz lazım. Her an kaçabilirsiniz ya her an şeyde devam eder. Bunun için bu motiv çok önemli. Yani yaptığınız işin gerekliliğine, zorunluluğuna inanmanın çok önemli. Ben de buna çok inanmıştım. Yani bu ölüm orucunu mutlaka bizim başa götürmemiz lazım. Şimdi mutlaka ölümle de olsa ama mutlaka öleceğiz diye bir şey de yok. Çünkü onu yaparken de mutlaka bir pazarlık yapmayı, bir şeyi bedel olarak vermeyi. Tam verelim ama sonuçta bu bir kendinizi bir şeye katıyorsunuz. Orada malzeme de olabilirsiniz. Orada bir başarının öykülüsü de olabilirsiniz. Onu kendinizi oraya katıyorsunuz ama o bir sonuç alıyor. Yani dolayısıyla tam olarak kendini öldürmek de değildir. Çünkü sonunda yaşama ve iyi onurlu yaşama şeyi de vardır, ihtimali de vardır büyük anlamda. Böyle bir karmaşa, böyle bir şey her zaman vardır ama artık işin sonuna doğru bütün koşullarda şeyler ayrışmalar, hani direnenler, direnmeyenler ayrışması bittikten sonra biraz şey oldu, dinginleşti artık. İçeriden sesler gelmemeye başladı. İşte operasyon sesler, şunlar bunlar dindi. İşte yavaş yavaş da eriyorsunuz yani işte diyelim 20 kişi ölüm orucuna gidilmişseniz bakıyorsunuz 10 kişi kalmışsınız, 9 kişi kalmışsınız. O zaman biraz daha kenetlenme oluyor. Bir de Diyarbakır Cezaevi'nin bana öğrettiği şeylerden biri de insan hem kendisini tanıyamıyor hem de insan bir tek karakterden oluşmuyor. O karakter şöyledir yani bir ihanetçi kişi çok büyük bir direnişçiye dönüşebilir. Yani bir direnişçi kişi ihanetçiye dönüşebilir. Yani insanda insanın hem kendisinden hem de karşısına dönüşmesini çok yakından görebiliyorsunuz. Kendinize de bunu hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben direnmekle direnmek arasında çok büyük şey var. Yani kendinizi ikna ederseniz kafanızda bir an bir şey de ikna edip yönelebilirsiniz. Ama bunun dışarıdaki yansıması farklıdır, etkisi farklıdır. Dolayısıyla ben orada insanlara öyle çok şeyden suçlamamayı öğrendim. Yani tam bu direnciydi ya da bu ihanetçiydi, bu kötüydü, bu iyiydi değil. İnsan süre içerisinde düşebilir de kalkabilir de hiçbir zaman ona o şansı sıfırlamamak lazım. Yani düşen insan kalkabilir. Ve kalmış olan insanın da düşme ihtimali her zaman vardır. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla bu insanlara bakışta biraz daha şey getiriyor. Bir genişlik. Daha geniş bir şey getiriyor. Sonuçta biraz da yavaşlayından sonra bizim bu son ekipte kalan arkadaşlar ailelerini çağırmaya başladılar. Benim ailem bana çok fazla bağlı değil. Yani abilerim falan da var ama hiç görüşme falan gelmedi. Siyasi olarak da desteklemediler. Bir tek annemle bağım çok iyiydi. Artık bunlar nasıl hissetmişlerse benim anneme çıkarıp getirdiler. Ölüm orucunun kaçıncı gününde annenizi getirdiler? 40. gün. 40. gün daha koğuştayız yani. Daha hastaneye kaldırılmamışız. Baktım dediler gel götürdüler. Bir de koğuştan alıp götürmek de çok tehlikeli. Çünkü diyorsunuz ki herhalde teslim olmaya gitti falan. Bakıyorsunuz ki aileye getirdiler. Aile geliyor, anne geliyor ki oğlum bırak falan diyor. Sana yalvarıyor. O anında da seni düşürmeye çalışıyorlar.
Annem bana onu bırak, sen eğer ölürsen ben de ölürüm deyince ben aklıma şey geldi. Yani anne daha iyi dedim. O zaman orada birlikte oluruz. Yani inanmama rağmen o da hiç olmaz lazım. Ölüm orucunuz kaçıncı güne kadar sürdü? 49. güne kadar gittik. O ölüm orucunda 3 arkadaş şehit oldu. Cemal'ın durumu çok ağır olmakla beraber ben de ağırdım. Müslüm Erma, Mehmet Hayri arkadaş. Bizim durumumuz 3. sırada olmak üzere ağırdı. Felç geçirdik. Ben işte görüntü, yani tam kör olmamıştı ama görüntüm kaybolmuştu hemen. Yani bozuluk televizyon ekranı gibi görüntüler sürekli kayıyordu. Konuşamıyordu mesela. Yürümemiz bozuktu. Fakat ben kendimi şeye teslim ettim. Yani bizim o açlık grevinde, ölüm orucundaki görüşmeleri süren arkadaşa teslim ettik. Yani orada öyle bir irade oluştu. Tam bizim şimdi bunlar temsil ederler. Pazarlık yaparlar. Onlar yok deseler. Hepimiz öyle deseler. Var deseler. Herhangi bir anlaşmanın koşullarına. Bu da bir vefa borcu veya güven şeyidir. Yani beyanıdır. Yani yaşayıp yaşamamanızın kararını verecek olan pazarlık komitesi midir? Tabii bu bizim kararlılığımız, pazarlığı zorlamaktır. Yani onlar bizim üzerimize gelirler, bize bir çare tanıyorlar. Biz de hayır, bunları yapmıyoruz. Kesinlikle işkencenin kaldırılmasını istiyoruz. Serbest savunma yapmasını istiyoruz. İçeride insanların insan gibi yaşamasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz bunlardır diyoruz. Ve dolayısıyla askeri yaptırımı, emir komutayı kaldırmak hedefimiz, esas hedefimiz diğerleri tali şey. Yani. Neticede kazandınız mı? Bence kazandık. Yani o çok önemli. Ayrıntılar belki 5 yukarı farklı olabilir ama direniş başarıyla sonuçlandı bana göre. Zulme karşı gelişen bütün bu direnişler neyi değiştirdi? Yani bana göre korkunun zafere dönüşmesi oldu. Yani korkuyu yendi Kürtler orada. Kürt mücadeleciler kendilerini de yiyerek, belki kendilerini de harcayarak o korkuyu yendiler. Artık Diyarbakır bir korku sembolü değil. Tamam, yani tümü gelincini gösteren bir semboldür ama aynı zamanda Kürtlerin, Kürt ulusal hareketinin kendi direnişini, kendini çözebildiğinin de bir sembolü haline gelmiş. İkisini de çekilen bir sembolü. Peki ölüm orucunda ölseydiniz? Ben zaten özlüyorum. Ben oraya girmeseydim asıl o zaman ölmüş olurdum. Girerek yaşamı seçtim ölüm orucuna. Girmeseydim ölürdüm, vicdanım ölürdü veya işte ne bileyim ruhum ölürdü ama şimdi ruhum çok canlı, hem fiziki olarak hem de manevi anlamda canlı.